Mehmet, şimdi bu kağıtta sana bazı sorular sorulmuş, sen de cevap verdin. Burada hangileri daha büyüktür diye her birinde karşılaştırmamız istenmiş. Birinci soruda sence hangisi daha büyük? Gerçi İkincisi işaretlemişsin ama hocam. ikincisi, sebebi nedir? Hocam ilk önce birbirinden sonraki basamaklara baktım hocam. Şurada iki, şurada üç. Hangisi büyük dediği için ikinci. Yani virgülün sağ tarafına baktığında burada iki tane sayı var, burada üç tane var. Bu daha büyük göründü diyorsun. Anladım. Burada peki nasıl düşündün? Orada da aynısı Orada oluyor. da aynısı. Burada yine virgülden sonra üç basamak benim için. Üçüncü soruya baktığımızda biraz açıklama yapmışsın. Bize onu paylaşır mısın? Hangisi daha büyüktür sorulmuş. Hocam sıfır hariç aynı ama basamak işi içine girince bir ikiden daha büyük oluyor. Aslında 17'ler aynı görünüyor ama Evet. diyorsun. Burada yine basamağı daha çok diyorsun. Doğru. Peki dördüncü soru için ne düşünüyorsun? Hocam aslında ilk önce şunu yapacaktım ama sonra şunlar sıfır hani değerleri yoktu ya. Şu sıfır bir olduğu için onu yaptım. İkisi de iki basamaklı ama bir sıfırdan büyük olduğu için. Hangi sıfırdan daha büyük? Kalemini gösterebilir Virgülde misin? hocam virgülün sağ tarafındaki. İstersen altını çize o sayının. Şunlar hocam. Şu bire baktım. Sıfırdan Evet. büyük olduğu için. Peki, son soruyu da söyleyelim o zaman. Burada da buna Hocam büyük olduğu burada için. sağ tarafında 5'e baktım. Dörtten 4'ten daha büyük büyük. olduğu için. Evet. Peki ben başka bir şey soracağım. Dördüncü soru üzerinden konuşacak olursak. Senin dediğin cevapta işte sıfır, sıfır, bu basamakları aynı. Fakat bir sıfırdan daha büyüktür diyorsun. Peki virgülün bu tarafındaki sayıların bir etkisi var mıdır veya hiçbir etkisi yok mudur? Onlara bakmak gerekir mi veya bakmaya gerek yok mudur? Kalemle yazacak olursam, kurşun kalemle yazayım. 0,01, 1,00. Şimdi senin incelemelerinde virgülün bu taraflarına baktın. Acaba virgülün sol taraflarındaki sayılara bakmanın bir etkisi yok mudur? Veya hangi durumlarda bakılır veya hiçbir zaman bakmaz mıyız? Hocam vardır bence. Nasıl bir etkisi vardır? Bize mesela bu bir ne söyler veya bu sıfır ne anlatır? Hocam şu sıfırların etkisi yok ya. Şu bir direkt onu etkiliyor olabilir mi? Mesela gerçek yaşamdan bir örnek versek, bir pasta üzerinde bu ne kadarlık miktarı gösterir? Şunların etkisi olmadığı için bir dilim. Bir dilim gösterir diyorsun. Peki o zaman yukarıdaki bize ne anlatır? Yine bir pastayı alsak, işte bıçakla dilimlesek falan, bize o pastanın ne kadarlık kısmını söyler? Hocam bu tam şurada yarı sıfır etkisiz ya. Tamdan biraz az hocam. Tamdan biraz. Ne kadar az? Tamın ne kadarı? Ben biraz işini kolaylaştırmaya çalışayım. Pastayı şöyle çizsek önümüze. Şu bize bu pastayı bıçağı elimize alıp kaç dilime ayırmamızı, o dilimlerden de kaç tane yememizi söyler. Hocam bir dilimin biraz daha azı. Kaça bölüyorum peki? Hocam burada tam bir sayı Tam bir olmadığı sayı için yok. bölemiyorum. Hiç bölmüyoruz diyorsun. Peki başka bir pasta çizsek, bunun için çizdim. Şimdi şu sayı için başka pasta çiziyorum, aynı büyüklükte. Bu peki pastamızın ne kadarını ifade eder? Bence hepsini. Hepsini ifade eder. Ama şunu da biraz parçacık ifade eder. Ve kaç dilim olduğunu söylemiştim bize. Hocam tam bir dilimin Bir biraz dilimin daha az. biraz daha azı. Anladım. Peki aynı şeyi bir de şurada uygulasak. Şimdi burada da hani 17'ye 17 görünüyor demiştin sen. 0, 17 için bir pastamız olsa, bir de şuraya çizeyim. 0, 170 için bir pastamız olsa. Bu pastayı ne kadara böleriz ve ne kadarını alırsak bu sayıyı ifade eder. Ve aynı şekilde burada. Pastayı Veya fikrim yok da diyebilirsin. hocam bence bu tam olmadığı için sıfır şu tam bir dilim ya Evet.
Onun biraz daha azı. Biraz daha azı. Peki burada nasıl olur? Aralarında bir fark oluşur mu? Hani onu şekil üzerinde gösterelim istiyorum. Oluşur hocam. Nasıl olur? Burada nasıl olur? Hocam burada iki basamaklı. Burada da üç basamaklı. Bu azsa bu ondan biraz daha. Yani pastayı kesişimizi etkiler mi bu sayı? Etkiler. Burada pastayı kaça böldürür mesela bu sayı? Ya da şöyle sorayım. Pastayı bir şekilde bıçakla parçaladığımda ortaya çıkan dilimler burada daha böyle büyük büyük geniş mi olur? Veya burada mı? Pastayı dilimleyince dilimler daha büyük, daha geniş olur. Burada. Burada daha geniş geniş dilimler olur. Peki kaç dilimi ayırırız? Hocam bölemiyoruz yani şu tam değil ki. Tam değil. Başka bir soru daha sorayım, çok zorlamayacağım. Tamam. Bu bir ondalıklı sayı, zaten ondalıklı kesir diye başlığımız var. Biz bunu kesir olarak yazabilir miyiz? Anladım. Aynı şeyi şunun için yapabilir miyiz? Yanına eşittir koyup 0,17 için. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim.